Arkadaşlar merhaba, Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yaptığımız encryption olayının decryption kısmını programımıza eklemek. Bunun için de bir tane buton ekleyeceğim. Decrypt yazalım. Daha sonra iki label ekleyeceğiz. İki tane de text box'ımız olacak arkadaşlar. Decrypted yazdıracağız buraya. Buraya da ne yazalım? Metnimizi yazdıralım mı? Anahtarımızı yazdıralım bu kısma da. Anahtar kısmımız burası olsun. Butonumuza tıklıyorum. Bu kısımdaki işlemlerimiz aynı olacak arkadaşlar. Sadece tek box 5 yazacağız buraya. Bu kod kısmımız da aynı olacak. Arkadaşlar şimdi de create decryptor seçiyoruz ve text box 4'ümüze bunu yazdıracağız. Text olayına UTF-8 nokta getString olarak yazdıracağız ekranımıza. Trans nokta transfer final block seçtik yine. Encrypted. Şimdi bir tane değişken oluşturacağız. Byte türünde. İsmi de encrypted olsun. Bu değişkenimizi burada yazacağız şimdi arkadaşlar. 0 virgül encrypted nokta length yazdık. Kodlarımız burada. Binary kodlarımız encryption olmuş kodlarımız decryption yapılarak eski haline geri döndürülecek. Programımıza verilerimizi yazalım. Butonumuzun ismi görünmedi. Onu düzenleyelim. Dec crypt yazdık. Şimdi çalıştıralım. Anahtar kelimemiz siber olsun. Siber Akademi Bilişim Hizmet yazalım. Encryption'a tıklayalım ve gördüğünüz gibi encryption olmuş halini binary düzende görüyorsunuz. Şimdi butonuma tıklıyorum ve decryption olayı gördüğünüz gibi decryption yapılan metnimiz, binary değerlerimiz bunlar. Bunları
decryption yaparak ekranımıza girdiğimiz değerleri geri döndürdük. Örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Dersimiz bu kadardı. İyi